Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte havuç taratoru yapacağız. Ben havuç taratoru çok seviyorum. Balığın yanında da, etin yanında da klasik, aslında hayat kurtarıcı ve çok da kolay bir tarif. Bugün de sizlerle birlikte havuç taratoru yapacağız. İlk olarak havuçları rendeleyerek başlayabiliriz. Adet havucumuzu rendenin büyük kısmında rendeliyoruz. Havuçlarımızı rendeledim. 2 diş sarımsak kullanacağım. Onları doğramak istiyorum. Küçük küçük. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağda sarımsaklarımı pişireceğim. Pişirdikten sonra da rendelemiş olduğum havuçları ekleyeceğim. Sarımsaklarım tavada dans ediyorken havuçlarımı da ilave edeceğim. Şöyle. Havuçların çok az sertliğini aldıktan sonra altını kapatacağım. Şöyle. Evet. Havuçlarımı sotelerken şöyle yaklaşık 1,5 çay kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Biraz da karabiber. Ve bir sürprizi var. Ben ekstra tarifimde zerdeçal ekleyeceğim. Yaklaşık olarak 1 çay kaşığı kadar yeterli olacak. Sizler de bu şekilde denerseniz tadını çok beğeneceğinizden eminim. Şimdi onu ekliyorum. Havucumuzun son halini sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde. Altını kapatıyorum. Biraz soğumasını istiyorum. Evet. Havuçlarım soğumuştu. Şimdi onu karıştırma kabına alıyorum. Şöyle. Üzerine yaklaşık olarak 4 yemek kaşığı yoğurt ekleyeceğim. Şöyle. 1 yemek kaşığı kadar da mayonez kullanıyorum. Şöyle bir avuç dolusu kadar cevizimiz var. Hatta biraz daha ekleyeceğim. Yaklaşık 110 gram kadar cevizle birlikte bütün harcı karıştırıyorum. Şöyle. Taratorumuz ne çok sulu ne de çok katı olmamalı. Hatta sunmadan, servise çıkarmadan önce bir saat kadar buzdolabında dinlendirirseniz kıvamı daha da güzel olacak. Bütün malzemeler birbiriyle iyice özleşecek, bütünleşecek. O halde daha da lezzetli olacak. Taratorumuz hazır. Şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi tadına bakacağım. Şöyle bol cevizi seviyorum ben. Şöyle kenarından alıyorum. Kıvamı harika. Dediğim gibi yapması çok kolay, pratik ve az malzeme olan bu mezeyi mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler.